Evet, iyi günler. Bugün yazlık lastiklerimizi taktırmak üzere Sahra-i Cedid'de Continental bayisi olan lastik evine geldik. Zaten geçen yıl biliyorsunuz, videolarımdan da takip ettiyseniz, Eco Contact almıştık, iki tane Continental. Fakat arkalar Bridgestone kalmıştı. Onlar da eskiydi. Bu yıl iki tane daha lastik alacağız. Burayla bir görüşeceğiz, hangi lastiği alacağımıza, lastik fiyatlarına bakacağız, hangisi uygun olursa ona göre de iki lastiği tercih edip yazlıklarımızı kışıklarla değiştireceğiz. Evet, incelemelerden sonra iki lastiği Kumho Ecowing S01 ile değiştirmeye karar verdim. Tabii son gelen zamlar da buna biraz etkili oldu bu lastiği seçmemde. Fakat fiyat performans olarak en iyi olacağını düşündüğüm lastik buydu. Desenlerine de baktığınız zaman şu şekilde 2022 model. Tabii ben bunu 850 liradan tanesini aldım. İki tane de söylediğim gibi geçen yıl Eco Contact Continental vardı. Onları da taktıracağım. Dörtlüyü tamamlayacağız yazlıklarda. Evet, lastiklerimizi sökmeye başlıyoruz. Kışıklarda da arkada Ultra Grip Goodyear, Ultra Grip 8. Önlerde de Dayton vardı. Dayton biliyorsunuz Bridgestone'un yan ürünü bir lastik. Bu yıl bu kış kullandım ve çok memnun kalmıştım ondan da. Şimdi onları sökeceğiz. Geçen yıl aldığım Continental Eco Contact 6'ları arkalara, bu yıl aldığımız Kumho'ları da öne takacağız. Evet, buranın sahibi Mustafa Bey'le de bir takım bilgiler alalım ondan. Motorla, daha doğrusu burada her şey yapılıyor. Klima gazı, akü, bakım. Daha sonra lastik de var tabi. Kendisiyle konuştuk. Onun tecrübeleri neticesinde Kumho'ya biz karar kıldık. Fiyat performans olarak. Sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 senedir burada aynı yerden mesleği icra ediyorum. Firmamızda beyefendi de söylediği gibi lastik, tamir, bakım, klima gazı, akü. Akü konusunda fiyatlarda iddialıyız da aynı zamanda. Her türlü bakım hizmeti vermekteyiz. Pek çok yedek parça elimizde, elimizde hazır zaten mevcut bulunuyor. Olmayanı da temin etmemiz çok kolay. Biz aracı hazırlayana kadar sipariş atıyoruz. Firmalar hemen gönderiyor motorlu kuryeleriyle. Dediğim gibi yani öncelikle müşterinin memnuniyeti, hizmet kalitesi, çalışıyoruz, yapıyoruz bir şeyler. Peki, şimdi yazlık lastik almaya gelmiştim ben. Lastik alırken müşteriler neye dikkat etsin? Yani kullanıcılar neye dikkat etsin lastik seçimlerinde özellikle? Lastik seçiminde nelere dikkat edelim? Onu sorduk. Lastik seçiminde ben özellikle müşterime sorduğum şey, senede kaç bin kilometre yol yaptı? Uzun yola gitme sıklığının ne olduğu? Buna göre lastik fiyatı, lastik kalitesi, şimdi senede 10 bin kilometre yapandan 60-70 bin kilometre yapana aynı lastiği önermenin bir anlamı yok. Dediğim gibi kilometre, araç, fiyat belli bir kriterleri baz alarak lastik seçimini yaparken bizlerden, yani lastiği satan kişilerden bilgi almaları çok çok önemli. Lastik takılırken bizim yapmamız gereken, yani bizim yaptığımız, önem gösterdiğimiz jantın temizliği, svobun durumu, jantın durumu, bunların kontrolünü sağlanmasını mutlaka gittiğiniz yerden isteyin ki lastik takıldıktan sonra ertesi günü veya bir hafta içerisinde lastik inmemiş olsun. Jant temizliği bunda çok önemlidir. Mesela ben personelimi her zaman uyarmışımdır. Jantları takarken mutlaka zımparayla temizler, hazırlar. Yeni lastiği öyle takarız. Siboplarda değişiyor mu her lastik değişiminde? Sibobun durumunu kontrol ederiz, inceleriz. Çatlama veya herhangi bir deformasyon varsa mutlaka değiştiririz. Yoksa gerek yok yani. Yazlık kışlık Türkiye şartlarında, özellikle İstanbul şartlarında yazlık kışlık ayrı kullanmayı öneriyor musunuz? Yoksa yani dört mevsim lastikler daha mı avantajlı oluyor bu durumda? Dört mevsim lastikleri çok önermiyorum. Yazın sıcaklarda dört mevsim lastikler deforme oluyor.
Yazlık kışlık yapılmasında her zaman fayda var. Kış lastiği kış için çok iyi performans veriyor. Dört mevsim lastikte aynı sonucu alamayabiliyorsunuz. O yüzden yazlık kışlık yapılması her zaman için önemli. Aynı zamanda burada ses ve görüntüleme sistemleri de var. Gerçekten de burada yok yok, yani daha önce böyle yerlere pek rastlamamıştım. Buraya her türlü probleminizle gelip her şeyi bir anda hallettirebileceğiniz bir yer. Yol yardım hizmetleri de varmış. Yani Mustafa Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Size hayırlı işler diliyoruz. İyi günler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.